14 yıldır ne istediniz de yapamadınız ve şimdi bu diktatörlüğe neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Aslında amaç ve niyet belli. Yıllardır Cumhuriyet rejimi, kurumları ve kazanımlarını yok etmeyi zihniyetiniz altında beslediniz ve büyüttünüz. Şimdi hayata geçirmek istiyorsunuz. Ve bu teklife, bu Cumhuriyeti yıkma rejimine evet diyecek 330 vekil olacaksa bence bu ülkede herhalde başka darbeci aramaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Nedir bu başkanlık sevdanız? Yangından ne kaçırmak istiyorsunuz diye sormadan tabii ki edemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırdığı saltanatı 94 yıl sonra yeniden mi canlandırmaya çalışıyorsunuz? Çünkü bu sistemle Cumhurbaşkanı'nın eline yasamayı tamamen teslim ederek ona kanun çıkarma yetkisini değil, adeta ferman çıkarma yetkisini veriyorsunuz. Tam da saltanatın kaldırılışının 94. yılında, yani bu sistemle gelecek anayasa ferman anayasasıdır bize göre. Kusura bakmayın ama bu kadar yetki maalesef bir canavar yaratır. Ve bu canavar gün gelir öncelikle sizi boğar. Yani AKP'yi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Getirdiğiniz sistemin elleri boynunuza geçtiğinde ben ne yaptım dersiniz ama bunun için çok geç olur. Anayasalar bir iktidarı güçlendirme aracı değildir. Tam tersi, anayasalar iktidarları sınırlayıp milleti güçlendirme aracıdır. Getirdiğiniz anayasa demokratik cumhuriyetten dikta rejimine geçiştir. Bu da kelimenin tam manasıyla rejim değişikliğidir. Anadolu'da bir söz vardır. Tilkinin bağladığı çakalın kurtardığı aslandan kral olmaz. Sizin de yaptığınız bu sistemden bu ülkeye ne yazık ki hayır gelmez. Bir kişinin eline bir satır vereceksiniz. İstediğini asacak, istediğini kesecek. Ama unutmayın ki göstere göstere bilediğiniz bu bıçak önce sizi kesecek. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben Cumhurbaşkanı'nın üzerinde bir yük olduğunu düşünüyorum. Ve ilk fırsatta bu sistemle birlikte bu yükten de kurtulmak istediğini düşünüyorum. Anayasayla yaptığınız diktatörlük sisteminin sizden sonra size dokunmayacağını nereden biliyorsunuz? AKP'nin sonsuza kadar var olacağını düşünüyorsanız maalesef büyük bir yanılgı içindesiniz. Oturduğunuz koltuklara sizleri tabii ki mıhlamadılar. Elbet siz de gideceksiniz. Tarih sayfalarına karışacaksınız. Hem de kendi getirdiğiniz bu başkanlık sistemiyle tarih sayfalarına karışacaksınız. Anayasa bahane, tek adam şahane. Bana göre bu sistem bu şekilde yola çıkılmış ve seçilmiş diktatör olma hevesinin, isteğinin tezahürüdür. Bu sistem federasyonu getirir, federasyonda parçalanmayı getirir. Parçalanmaya sebep olabilecek tehlikeli bir sistemdir. Bu sistem Öcalan'ın ve PKK'nın savunduğu modellerden bir tanesi. Bunu nereden anlıyoruz? İmralı tutanakları. Günlerce yapılan müzakerelerden ortaya çıkan İmralı tutanaklarında Sayın defalarca Öcalan'ın, bir saniye Sayın Başkanım, önemli bir konu, ama, iki cümle. Ama, Erdoğan'ın da eyalet sistemi üzerine söylediği birçok sözler var. Burada defalarca açıklandı. Özellikle Kürt raporu üzerine Lazistan, Çerkezistan şeklinde Sayın 30 Mart 2013 tarihinde söylenmişti. Son başkanım. Yani konular itibariyle belki rahatsız etmiş olabilir ama. Estağfurullah, biz içeriye itiraz etmiyoruz ama evet, sürece yürütmeye Öcalan'ın yönelik biz yükümlülüklerimiz var biliyorsunuz. Bu konuda AKP ile ve Erdoğan'la ittifaka varız sürecin demesinden de. Sürecin takdirini halkımız yapıyor. Buradan aslında nasıl bir bölücü bir sistem olduğunu buradan söylemekte de yarar olduğunu düşünüyorum. Evet, son olarak biliyoruz ki korkuyorsunuz, saraydan korkuyorsunuz, yargılanmaktan korkuyorsunuz. Korkmalısınız da, çünkü her AKP'linin başına gelebilecek şeyler bunlar. Sizi bu ferman anayasası bile inanın kurtaramayacak. Şöyle sağlam bir şefkat tokatına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ve bu tokatı 7 Haziran'da olduğu gibi sandıkta size vatandaş atacak ve siz tarihe karıştığınızda bugünlerden geriye sadece yarınlar için direnenler kalacaktır diyorum. Genel komisyonumuzu saygıyla selamlıyorum.